Hello, bu videomda size 2 gün önce Florida'nın başına gelen Ian kasırgasını birazcık anlatıp göstermeye çalışacağım. Bu kasırgalar okyanuslarda oluşuyorlar ve karaya geldikleri zaman eğer ki yani böyle yaşanılan bir kara parçasının üstünden geçiyorsa inanılmaz büyük felaketlere yol açıyorlar. Her zaman Tampa'yı, Florida'yı es geçen bu kasırga Ian bu sefer bizim tam 2 saat mesafemizden Florida'ya maalesef ki giriş yaptı. Çok büyük hasar verdi. Bu videoda size biraz kasırga Ian anlatayım. Bugün pazartesi, şimdi saat 6'ya geliyor. Böyle bir normal her zamanki yağmur bulutları var. Rüzgara dair hiçbir şey yok hala. Şurada bizim sitede de herkes şimdi şeylerini kapatıyor, camlarını görmüştüm. Bakın şöyle suntayla bunları matkapla çakıyorlar ki işte camlar falan kırılıp da zarar vermesin. Çarşamba günü sabah 9, birkaç saate Fort Myers'a gelmesi bekleniyor. Kategori 4 ile bekleniyor şu an. 5'e çıkabilir diyorlar. Gerçekten Fort Myers için kötü bir gün olacak. Şu an çarşamba günü saat 3.30 öğleden sonra Fort Myers'a vurdu. Kasırga 4 ile girdi. Çok büyük bir hurricane geliyor. Bize olan yansıması da tam bizim kapımızın önündeki ağacın dallarından görebilirsiniz. Bol yağış ve rüzgar var. Fırtına bütün gece devam etmesi bekleniyor. Ara ara böyle çekimler yapacağım. Gel Moka, gir içeri. Saat 6'ya geliyor. Oldukça güçlü bir rüzgar var. Ağacımızın bir dalı kopmuş burada. Zaten o biraz sanki öyle duruyordu ama şu komşunun ağacı biraz sıkıntılı. Pas geçtiğini duyunca bir çıkıp kendimiz bakalım dedik nasıl ortalık diye. Tampa'da sanki insan yok, boşalmış gibi. Yollarda araba yok. I-4 bomboş. Tabii ki de herkes evinde bu günün geçmesini bekliyor. Şimdi tekrar eve doğru dönüyoruz. Saat 7:20 geçiyor. Hala aynı şiddet ve yağmur devam ediyor. Zaman zaman hızlanıyor. Ama pek de düşmüyor yani bu saatten sonra. Bu gece daha 7-8 saat daha böyle devam edecek hava. Wow. Bir de yine şuradan bir görüntü çekmeye çalışıyorum. Elektriğimiz gitti 1 saat kadar önce. Büyük bir ihtimalle de yani yarına kadar falan beklemiyoruz. 1 milyondan fazla kişinin elektriği gitti şu anda. Biz de bütün her şeyimizi şarj etmiştik. Bir iPad'imiz var. Ondan açtık haberleri. Oradan dinliyoruz.
Perşembe sabahındayız. Bitti dün hurricane'in rüzgarı falan da. Şimdi çıktık bir. Şöyle ortalığa bakacağız. Neler olmuş diye. Bizim burası fena değil. Aa, şu an gitmiş. Allah'tan evin üstüne falan düşmemiş. İşte buradaki en büyük tehlike bunlar, evin üstüne düşmesi. Geldim. Oh baby. Aa, bu da büyük ağaçtı. Ha yok, dibindeki dallar. Çok bir şey olmamış. Şimdi biraz şehre doğru gideceğiz, Tampa'ya doğru. Asıl orada su baskını bekleniyordu ama olmadı bildiğimiz kadarıyla. Mukacım ne oldu anneciğim? Bakacağız, beraber bakacağız. Wait. Bizim siteyi dolaşıyoruz. Bayağı yıkılan ağaç var. Ki bize sadece böyle bir tropical storm olarak yansıdı. Zor. İnsanları zor günler bekliyor. Yollarda tabi bomboş. Bugün bütün yani benzinlikler dahi kapalı. Çok nadir olarak açık olan var. Bomboş. Böyle bir şehir, kimse evinden çıkmıyor tabi. Tampa'nın içine geldik şu an. Burası da yine bomboş. Her yer kapalı. Tam Tampa Bay diye geçen yer. Denizin suyu dün ne kadar bayağı bir ilerlere kadar çekilmişti ve bu suyun geri 5-6 feet yükseklikte geri geleceğini söylüyorlardı. Buranın tam karşısında da hep böyle malikanelerin, dev ve çok güzel evlerin olduğu bir alan burası. O yüzden buradan 5-6 feetle su gelmesi, suyun geri gelmesi bütün buraların mahvolması demekti. Ama şu an vallahi burada ağaç bile düşmemiş yere. Gayet her şey sakin. Yarın normale döner buralar gibi. Herkes çıkmış, geri evin buraya geldik. Evin önündeki ağaç dallarını ve düşen hasarları. Burada herkes, insanlar kendi mahallelerini güzelleştirmek için böyle kötü gözükmesin diye bir an önce işe koyuluyorlar ve temizliğe başlıyorlar. Herkes birbirine yardım ediyor. Buranın en sevdiğim yani İnsanlık aşırı derecede var. Herkes birbirinin hemen yardımına koşuyor böyle olaylarda. Kapısını kapatıp yok saymıyor. Bizde çok şükür hiçbir şey olmadı. Bir evin önündeki şu ağacımızdan korkuyorduk. Onda da hiçbir şey olmadı. Böyle ufak tefek şeyler var. Yandaki işte bizim komşuların ağacı büyük olduğu için onların düşen dallar var bayağı. Şurada fensin bir şeyi gitmiş. Bizim burası that's okay. Hiç problem yok yani. Bahçemizde yıkılan şeyleri şimdi biraz toparlayacağız. Herkes yapıyor. Bizim bütün sokak resmen herkes dışarıda. Yani bütün komşular sokakta. Herkes kendi evini, etrafını temizliyor. Orada bir tane bizim şu ağaçtan bir de önde var. Bundan büyük bir dal koptu, kırıldı sadece. Onun dışında çok büyük bir sıkıntımız yok. Jeneratörümüz. Thank you.
buzdolabı diye. Telefonları falan da arabaya binip şarj ediyoruz. Öyle yaptık yani bugün. Bakalım elektrik ne zaman gelecek? O şimdi yani en böyle şey beklediğimiz hasretti. Bunlar rüzgardan yamulmuş. Şuradan biraz daha çöp toplayacağız. Baksana adamlar sabahtan beri kaç tane toplamışlar. Şurayı da bir süpürmek lazım. Blower'ımız nerede? Burada mı? Thank you. Bugün cuma sabahı kalktık. Kasırgadan eser yok ama sular aşırı yükseldi her yerde. Bizim buralar boştu. Hiç su bile yoktu. Gölle bağlantısı kesilmişti. Şimdi göl kenarına geldik bizim sitenin. Şuradaki bu suda dahi yüzüyorlar. Allah'ım ortalık aşırı güzel şu an. Size biraz pozitif vibe yükleyeyim. Çok tatlılar tabii ki de. Yine bütün ağaçlardan dökülenler burada. Şimdi gün etrafında da eminim. Burada çünkü çok büyük ağaçlar var. Onlar dökülmüştür. Biz bir sabahları yürüyüşümüzü burada yapıyoruz. Şimdi hem de gelelim bir bakalım dedik gölün etrafında durum ne? Ayakları falan kaybolmuş ki bayağı sığdı buralar. Ki eminim bu dün de iskeleyi kapatmıştır. Şimdi bugün biraz belki çekilmiştir. Sular anormal yani. Şu bizim göldeki oranın iki karış yükseldiğini düşünün sadece burada yağmur suyuyla. Şurası baş başa oturduğumuz yer. İnanılmaz. Su yükselmiş tabii ki de. Burada zaten birçok ağacın yani yıkılması çok normal. Çünkü bu meşe ağaçları yani inanılmaz büyük oluyorlar, uzun oluyorlar. Ve böyle yıllar geçtikçe bunların bir şekilde bu Spanish Moss'lar var ya işte bunlar ağaçları öldürüyorlar, hava aldırmıyorlar. Ondan sonra da bu ağaçların içleri kuruyor. Oo, buralar falan su. Aa, aşkım ya. Ayağım sırılsıklama oldu şu an. Gölet bura. Aa, resmen şey gibi. Bataklık gibi. İşte bu da Florida'nın bir sorunu yani maalesef. Neyden bahsediyordum? Bu muslar, Spanish muslar. Şuradan koşacağım, çok ıslandım. Ağaçları öldürdükleri için, nefes aldırmadıkları için bu ağaçların içleri boşalıyor, kuruyor. Ondan sonra da yoğun rüzgar ve suya dayanamayıp yıkılıyorlar. Yani sırf sadece rüzgarın götürdüğü de oluyor. Ya da şimdi şuradan şu yola çıkmaya çalışacağım. Şuranın hepsi sırılsıklam yani böyle ayağımı attığım yer ıslanıyor. Yes. Gördüğünüz gibi suları şöyle biraz yaklaştırmaya çalışayım. Şimdi bu kasırgadan dolayı yollarda yürüyen yolunu şaşırmış timsahlar falan görebiliriz. Orada da yine yıkılmış bir tane. Burası bizim Walden Lake gölümüz, canımız. Sunset'e geldiğimiz yer. Yaşadığım yeri çok seviyorum gerçekten. Şu gölün etrafında şimdi size göstermiş olayım aynı zamanda. Yolumuzu yine kapatan bir ağaç. Buraları dolanıp geçiyoruz ama yani gölün de hizasına bakar mısınız? Kesin AVM'de işte timsah falan şimdi görebilirsiniz. O timsahların hepsi şimdi yollarını kaybetmişlerdir. Yeni yer arıyorlardır. Bu ağaçların evlerin üstüne veya herhangi bir şeyin üstüne düşmesi aşırı tehlikeli. Bu
da bizim sitenin en iyi manzaralı evlerinden birisi. Özellikle sunset manzarası. Burası benim bizim sitenin en sevdiğim alanı. Şirinler kasabası. Böyle ördekler falan hep yavrularını burada suya indiriyorlar. Güzel bir ortam. Yıkılan ağaçlar bir iki aya toparlanır, temizlenir her şey diye düşünüyorum. Yürüyüşümüz buraya kadar. Halı olmuş bu resmen. Görüyor musunuz ya? Bu nedir ya? Şuradan da yani biraz zor geçiririz. Ay ben inanmıyorum buna ya. Bütün böyle kökünden kopan, devrilen, çıkan o kadar ağaç var ki. İyuu, bir de bir koku olmuş burada, biraz küften sanırım. Böyle bir birazcık kötü bir koku var. Canımız ormanımız tam bir Halloween'e uygun temayı yakalamış. Haberlerde de okuduğumuza göre Florida'nın dışından da on binlerce araç getirdiler ki bu işte ortadaki bütün ağaçları, yıkılan, dökülen evleri, işte köprüleri taşıyıp çıkarmak için. Şu an insanların tek derdi bu yani, bir an önce evlerinin önünden, kapılarının önünden dev ağaçların kalkması. Tabi bu da ayrı bir pazar oluşturuyor. Yani insanlar şu an Fort Myers, Naples, Florida'ya akın akın geliyorlar. Çünkü nakit ve cash para demek. Şu an insanlar bizim komşumuz aradığı halde ağacını kaldıracak birisini bulamıyor. Ve bu dev ağaçlarda 3000 ile 5000 dolar arasında başlıyor sadece bir ağacı kaldırmak. Şöyle genç delikanlılarsanız, bir kamyonunuz varsa veya gidin bir tane kiralayın, elinize de bir tane testere atın, alın. Bu ara güzel para yaparsınız. Doğal afet kadar yıkıcı ve korkutucu bir şey daha yok herhalde. Oradan mı geçelim? Yolumuz kapanmış. Normalde yolumuz burası ama deneyelim. O da var. Ben şöyle gidecektim direkt ormanın içine. Yani ayağımız suya diye kadarkilerin üstünden falan geçtik, atladık ama bu öyle geçilecek gibi değil. İki ağaç yan yana düşmüş ve kapalı burası. Hayır. What? Are you sure? Yo, buralar var ya hiç benim normalde. Aşkım geri mi dönsek ya? Yo. Bir geçmiş zaten. Allah'tan. O gölümüzün timsahı umarım gölündedir. İyo. Florida lifestyle dedikleri. Zor bitecek bu yol. Challenging oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada ekipler dediğim ekipler bunlar. Bunlar bizim sitenin. Şimdi ortalık yerdeki ağaçları kaldırıyorlar. Bu gibi işlere hemen başlıyorlar. Hiç vakit kaybetmeden. Bizim de bugün 3. günümüz ve hala elektriğimiz yok. Yani bugün gelir diye umarım bekliyoruz. İlk defa bu kadar
uzun bir elektrik kesintisi yaşıyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden. Bunlar mesela kesen ekip. Bunlar kesip yolun kenarına bırakıyorlar. Sonra da bu kesilenler yanda kalıyor. Bunları da ayrıca kamyonlar gelip topluyorlar. Elektriklerin hala gelmediğini söylemiştim. Ana caddelerde de elektrik yok, hala yapılmamış ve bütün arabalar birbirlerine bekleyerek yol veriyorlar ki burası bayağı işlek bir cadde. Herkes yine kurallara uyuyor. Çok büyük bir hasarımız olmadığı için bugün dışarıda bütün mağazalar, her şey açık, trafik gayet var. Her şey normale dönmüş durumda. O yüzden biz de artık normale döndük. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi bye.